Çatışma yaşanmadan önce gece saat 22 sıfırlar arasında çok iyiydi. Millet gidip geliyordu. Arada bir 10-15 hafta geçti. Ondan sonra zaten hani bu kadar insan, bu kadar silahlı, eli silahlı insanlar nereden geldi onu bile bilmiyoruz. Ali silahlılar geldi işte, bir grup grup ayrıldılar. Bir karşı karşıya geçtiler. Ondan sonra hani kimse yokken bile havaya veya yerlere, evlere ateş atıyordular. Bu sabaha kadar bu zaten susmadı silahlar. Biz de mecbur sabah evi boşalttık. Yani evi boşalttık derken şu an üstümde ne bulduğunuzsa odur. Başka da hiçbir şey alamadık. Dışarıdan ateş açılıyor. Onlar da araca karşılık ateş açıyorlar. Onu görüyorum. Başka da bir şey görmüyorum. Ellerinde roketler, silahlar, ağır silahlar. Bu kadar silah nereden geldi? Bu zamana kadar devlet neredeydi? Hani birkaç tane soytarıyla baş edemiyorsa artık diyecek bir şeyimiz yoktur. 90'lı yıllarda bizi köyümüzden ettiler. Şimdi ise bizi şeyden ediyorlar, şehirden. Şu anda kardeşimin evindeyiz, 7 nüfusluyum. Halk olarak zaten biz gerçekten mağdur durumdayız. O yani ev, sadece üstümüzdeki eşyayı, hatta biz kahvaltı yaparken o bizim kahvaltı şeyimizle o şeyde bıraktık. Yani fırsat bulmadık ki biz çıkalım. Yani biz şu anda biz mağduruz. Ha, halka gelince yani bu halk zaten onları bu seviyeye getirdi. Bu Kürt meselesidir, Kürt davasıdır, Kürtlükle hiçbir alakası yoktur. Bir oy niye Urfa'da yok bu? Niye Elazığ'da yok? Niye onların güçlü olan yerlerde bu tür şeyler yaşıyor?